Bundan 3 ay önce çektiğim yeni kedi videosunda kedinin Türkiye'ye geldiğinde bizi nelerin beklediğinin belirsiz olduğunu söylemiştim. Gün geldi çattı, kedi Türkiye'ye giriş yaptı ve her şey belli oldu. Şimdi gelin isterseniz yeni kedi Türkiye'de bizlere neler sunacak onlara birlikte bakalım. Tekrardan merhabalar yeni kedi hakkındaki bilgi akışıma hızlıca başlıyorum. Kısa bir video yapıp sizleri bilgilendirmek istiyorum. İlk olarak 1979 yılında Volkswagen'in ABD'deki fabrikasında satışa sunulan Rabbit adıyla satışa sunulan kedi bilinen bu ismine 1982 yılında Avrupa'daki lansmanıyla kavuştu. 1996 yılında ikinci, 2003-2015 yılları arasında üçüncü, 2020 yılına kadar da dördüncü nesliyle devam eden bu başarı hikayesi beşinci nesliyle bakalım bizlere neler sunacak. Panel van ve kombi olmak üzere iki farklı gövdeyle satılan kedi yeni nesliyle birlikte donanım isimlerinde de değişikliğe gitti. Baz model Impression ismiyle pazara sunulurken orta sınıfı Life ve premium modeli ise Style olarak satışa sunuldu. Bunun yanında panel van modeli ise ismini Cargo olarak değiştirdi. Yeni teknolojileri ve yeni tasarımıyla sınıfının en iddialı modellerinden biri olmayı sürdüren kedi, Impression modeli 224.900 TL'den, Life modeli 241.900 TL'den, Style modeli ise 279.900 TL'den satışa sunuldu. Bunun yanında kargo versiyonu ise 172.900 TL'den satın alabilirsiniz. Yeni nesil kedi ile birlikte ilk kez sunulmaya başlanan panoramik Jump tavan ise lansmana özel fiyatıyla 15.000 TL yerine 10.000 TL'ye satışa sunuluyor. Baştan aşağı yenilenen kedi dış görünüşünde yepyeni, sportif ve dinamik tasarımına kavuştu. Mekübe platformunun getirdiği yeni dış özellikler de sırasıyla Style versiyonunda standart olarak sunulan elektrikli bagaj kapağı, park asist, opsiyonel olarak sunulan 1.4 metrekarelik geniş panoramik cam tavanı, 17 inç çaplı alüminyum alaşım jantları ve yeni led ön farlar ve arka stop lambaları. Yeni kedi tamamen dokunmatik tuşlara sahip yeni 10 konsol ve dijital ekranı bizlere sunuyor. Dijitalleştirilmiş teknolojiye sahip bu oyun konsol geniş iş mekanında etkisiyle konfor seviyesini daha da üst noktalara taşıyor. Gösterge paneli ve kontrol elemanları tamamen yeniden tasarlanan kedire, kargo ve impression donanımında 6.5 inçlik life ve style donanımında ise 8.25 inç ekrana sahip bir multimedya ünitesi bizleri karşılıyor. Yeni Kedenin iş tasarımında sunulan LED iç aydınlatmalar, AGR sertifikalı Ergo Comfort koltuklar, harici 230 voltluk cihazlar için güç kaynağı, anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği, araç içindeki konforu arttıran başlıca özellikler. Farklı direksiyon ve amortisör ayarıyla daha konforlu hale gelen ön süspansiyon ve yeniden tasarlanan Helezonya ile güçlendirilmiş, makaslarından arındırılmış bir arka aks bizi karşılıyor ve bu durum kedinin konforunun ve yol tutuşunun daha da üst noktalara taşınmasını sağlıyor. Yeni sürüş destek sistemleri sayesinde yolculuğu daha güvenli ve konforlu hale getiren modelde en baz donanımdan başlayarak standart sunulan bazı özellikler mevcut. Mesela e-call adı verilen acil çağrı sistemi, şerit takip asistanı, hız sabitleyici, elektronik diferansiyel kilidi, elektromekanik el freni ve otohold, sürücü ve yolcu için yan, perde ve orta hava yastıkları, elektronik çocuk kilidi, sürüş esnasında ön kamera ve radar sayesinde tehlikeli durumlarda müdahale eden front asist sistemi ve şerit değiştirme asistanı side assist yer alıyor. Kilide sunulan 4 silindirli, tamamen yenilenmiş motor, kendi segmentinde ilk kez kullanılan çift dozlama teknolojili SCR teknolojisi sayesinde 2020 yılı içinde geçilmesi zorunlu olan Euro 6D normlarında karşılarken hem ekolojik hem de ekonomik bakımdan olumlu çıktılar yaratıyor. 2 litre hacimli TDI motor 122 beygir güç ve 320 Nm tork ile yüksek performans sunarken manuel viteste yaklaşık %10, DSG şanzımanla ise yaklaşık %15 oranında yakıt tasarrufu sağlıyor. Evet bu videoluk bu kadardı. Türkiye'de satışa sunulan yeni kedi hakkındaki netleşen bilgileri sizlerle aktardım. Daha önce çektiğim videoyu izlemediyseniz kartlar bölümünden onu da izleyerek aracın dış tasarımını, iç tasarımını genel anlamıyla değerlendirmelerimi oradan görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.